Sevgili izleyicilerim, herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlarım, Sungurlu'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Bu videomu Sungurlu'daki mutfağımdan çekiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlerle paylaşmak istediğim şey, dondurucuda bamya yemeği, bamya nasıl saklanır? Onu paylaşacağım. Burada benim 2,5 kilo bamyam var. Cumartesi günü eşim buranın pazarından almıştı. Şunu bunları ayıkladım. Videom uzun olmasın diye. Bamyalarımız çok güzel sevgili arkadaşlarım. Bunu böyle küçüklerini bir boya ayırdım. Şöyle biraz büyüklerini de bu boya ayırdım. Burada biraz kaldı. Şimdi ben de bu kalanlarını ayıklayacağım. Ben nasıl ayıklıyorum bamyayı sevgili arkadaşlarım, onu da sizlere göstermek istiyorum. Evet, bamyalarımı ayıklamaya başlıyorum. Sevgili kardeşlerim, ben şu şekilde şu uçlarını alıyorum. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de ayıklayabilirsiniz. Yalnız bu şekilde ayıkladığımız zaman, yemeğimizi pişirdiğimiz zaman bamyalarımızda, yemeğimizde salyalanma olabilir. Onun için ben bu şekilde ayıklamayı tercih ediyorum. Siz istediğiniz gibi ayıklayabilirsiniz. Küçüklerini yine buraya alıyorum. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, bilen arkadaşlar biliyordur, Sungurlu eşimin memleketi. Burada da düğünümüz vardı. Düğün için geldik arkadaşlar. Bir hafta 15 gün kadar kalacağım burada. Buradan da sizlere yine yaptığım kışlık ürünleri paylaşacağım. Menemen yapacağım, patlıcan yapacağım. Buradan buranın pazarında taze şeyler daha çok oluyor. Güzel de oluyor. Şu ipliklerini de alıyoruz. Çok sakallı değilmiş. Biz buna sakallı bamya diyoruz. Sakallı da değilmiş sevgili arkadaşlarım. Evet, bu şekilde ayıklamaya devam ediyorum. Evet değerli arkadaşlarım, bamyalarımı temizlemeye devam ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, ben şok haşlama yaparak dondurucuya koyacağım bamyalarımı. Daha önceleri kavuruyordum, domatesle kavuruyordum ama şok haşlama yaparak koydum. Daha çok hoşuma gitti. Onun için o şekilde koyacağım. Sizler istediğiniz şekilde tabii ki koyabilirsiniz. Bu şekilde benim daha çok hoşuma gidiyor. Rengi daha güzel oluyor, taze gibi oluyor. Onun için evet, şöyle hepsini de ayıkladım. Burada küçüklerimiz, burada da büyükler. Şimdi ocağıma da suyu aldım, tencereme suyumu koydum. Su kaynayınca limon tuzlu su da şok haşlama yapacağım. Evet değerli kardeşlerim, suyum da bu arada kaynamaya başladı. Şimdi göz kararı suyuna limon tuzu ekliyorum şöyle. Limon tuzu suyuna çıkacak kadar, yani şöyle bir tadına baktığımızda limon tuzu olduğu belli olacak gibi arkadaşlar. Kontrol ediyoruz. Şimdi biraz daha ekliyorum. Limon tuzu az olursa bamyamız haşlandığı zaman sünmeler olabilir. Sevgili arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bence iyi oldu. Şimdi bamyalarımı bu şekilde ekliyorum. Limon tuzlu suya. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırıyorum. Evet, şimdi bir müddet kaynamasını bekleyeceğim. Şimdi sizlere rengini gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Eski halinden daha da güzel yeşil oldu. Önceki halini şöyle sizlere elimde gösterelim. Bakar mısınız?
suya girmemiş hali. Limon tuzlu sudaki hali. Biraz haşlanacak. Göz kararı, ben bunu elimle bir kontrol ediyorum. Olup olmadığını ona göre sudan alıyorum. İlistirde süzdükten sonra, soğuduktan sonra paketleme aşamasına geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, benim için bu kadar haşlanması yeterli. Şimdi ocağımın altını kıstım. Şöyle bir süzgeçle leğenimi alıyorum. Diğer kalanını haşlayacağım. Aynı suda şok haşlama yapacağım sevgili kardeşlerim. Şimdi aynı suya sevgili arkadaşlarım bir miktar limon tuzu daha atıyorum. Diğer kalan bamyalarımı ekliyorum. Bismillah. Şöyle. Arkadaşlar ben önceden yıkamıyorum. Sünmemesi için. Şimdi ben bunları ayıkladıktan sonra yıkasaydım bamyalarımız sünebilirdi. Haşladıktan sonra şöyle süzgeçten bir sudan geçiriyorum üzerinde. Bu şekilde yapıyorum değerli arkadaşlarım. Bu irilerini ayrı poşetleyeceğim. Küçüklerini de ayrı poşetleyeceğim. Aslında bu tür olanlar daha lezzetli oluyor. İyice yetişmiş olduğu için küçüklerin lezzeti çok olmuyor sevgili arkadaşlarım. Belki sizler de bunun farkındasınız. Evet, bu burada haşlanırken ben diğer bamyamı bir soğuk sudan geçiriyorum. Şöyle üzerinden bir soğuk sudan geçiriyorum. Tekrar. İşte asla sünme olmuyor sevgili arkadaşlarım. Bu yöntemi denemenizi isterim. Çok memnun kalacaksınız gerçekten. Domatesle kavurmaktan daha lezzetli oluyor. Yıkadıktan sonra şöyle bir kenara alıyorum, soğumasını bekliyorum. Evet, bu burada soğusun bakalım. Diğerini haşlıyorum. Evet. Haşlamaya devam ediyorum. Evet değerli arkadaşlarım, ocağımın altını kapattım. Şimdi bunu da süzgece alıyorum. Sevgili izleyicilerim, geçen günkü videomda hani her bayanın yaptığı gibi şöyle bir şeyi karıştırınca şöyle kaşığı tencereye vururuz. Bir izleyicim ne yorum yapmış? Çok tuhafıma gitti. Diyor ki, hanımefendi yazmış, kaşığı çok tencereye böyle vuruyorsunuz, ben rahatsız oldum. Rahatsız olduysan izleme kardeşim. Sana ben izle diye mektup göndermedim. Rahatsız oluyorsan izleme. Yani bundan rahatsız olan insanlar var. Sanki videoyu sonuna kadar izledi de usandı. Benim kaşığı böyle vurmamdan rahatsız olmuş. Ne insanlar var değerli arkadaşlarım. Sizler de karşılaşıyorsunuzdur böyle insanlarla. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi bamyalarım iyice soğudu. Şöyle sizlere elime aldığımda hiç sünme diye bir şey yok. Sevgili arkadaşlarım, şimdi poşetleme aşamasına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Böyle göz kararı kişi sayımıza göre biz iki kişiyiz. Değerli arkadaşlarım, ama misafirim falan geldiği zaman iki poşeti birden pişiriyorum. Şöyle önce bir ayarlayalım. İşte bize bu kadarsa yeterli olur. Öyle böyle poşetlemeye devam ediyorum. Şimdi iri olan bamyemden 4 poşet şöyle eşit şekilde hazırladım. Az sonra bunların havasını alacağım. Ve üzerlerine de sevgili arkadaşlarım, pişirdiğim zaman kullanacağım. Şöyle biraz biber, bir domatesi de ikiye bölüyorum.
Onları da koyuyorum. Hem salça hem domates kullanıyorum. Şu domateslerin güzelliğini de sizlere organik olduğunda göstermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bu genellikle buranın köylerinde ürünlere gübre kullanmazlar. Hayvansal gübre kullanırlar. Şu domateslerin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi de küçük bamyalarımı poşetliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sağlıkla, ağız tadıyla yedirmek nasip eylesin inşallah. Herkesin yaptığı hazırlıkları, kış hazırlıklarında Rabbim sağlıkla yedirmek nasip eylesin arkadaşlar. Herkes son hız kış hazırlığı yapıyor. Şimdi baktığımda bütün videolar genellikle hazırlık, kış hazırlığı. Şöyle azar azar poşetliyorum. Evet, 3 poşette küçük bamyemden oldu sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunların içerisine şöyle birer tane domatesi ikiye bölüyorum. Her birine birer parça ekliyorum. Kabuklarını soymuyorum. Don kullandığım zaman kabukları daha kolay soyuluyor. Sevgili arkadaşlarım, şöyle birer tane de biber ekliyorum. İkiye bölüyorum. Evet, şimdi bunları da poşetlerime yerleştiriyorum. Evet değerli arkadaşlarım, domatesini, biberini de yerleştirdim. Havasını da aldım şöyle poşetimi. Diğerlerine de aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Sevgili izleyicilerim, değerli kardeşlerim, bugün de sizlerle şok haşlama yapılarak dondurucuda bamya nasıl saklanır onu paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili izleyicilerim, bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum değerli kardeşlerim.